İzmir'e Dair TV'den merhabalar. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Bugün yine harika bir konuğum var. Kendisi efendim hem arkadaşımdır hem dostumdur. Hem çocuklarımız arkadaş. Hem böyle tanışıklığımız var hem kalben çok yakınız. Efendim o bir eğitmen, o bir yazar, o bir profesyonel koç. Bilge Öztoplu bizlerle. Hoş geldin Sağ Bilgeciğim. olasın, hoş gördük, eyvallah. Nasılsın? İyiyim, yeni geldik kampımızdan. Çok coşkulu bir hafta geçirdik. O yüzden sanki neşem böyle size de akmış gibi oldu biraz ama. Müthiş. Kahkahalarınızın sesi buraya kadar geldi. Eyvallah. Neler yapıyorsun Bilgecim? Valla aslında bu pandemi sürecinden yeni yeni çıkmaya başlıyoruz. Kafayı böyle hafif çıkarttığımız bir anda zaten yaz geldi. Yazın etkisiyle zaten sosyal medyada da görüyorsunuzdur. Herkes gerçekten yaptıklarını paylaşmak istediği bir dönemde. Biz de Eylül döneminde bir mutluluk kampı yaptık. İşte mutluluk kampının içine eğitimler koyduk. Çok sıkmadan. Onun coşkusunu yaşadık. Kahkahalar attık. Birazcık aslında kendimize de zaman ayırdık gibi. O anlamda çok keyifliydi. Ben bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Senin zaten eğitimlerini hani yetişmenin imkanı yok Ya. da onu biliyoruz. Ama niçin kahkaha eğitimi? Şöyle kahkaha yogası aslında çocuk gibi hiçbir şey düşünmeden kahkaha atabilmek. Çünkü beyin sizi mış gibi yapmış olduğunuz şeyi gerçeğe dönüştürür ve hormon salgılar. Dolayısıyla çocuksu oyunlarla biz o şeyi, neşeyi gerçeğe dönüştürüyoruz. Ve gerçekten de bedenimizde, ben mesela kalp rahatsızlığım var. Ama kahkaha attıktan sonra vücudum tamamen oksijenleniyor ki onun da tabii bir sayı sınırı var. Öyle sürekli atılmıyor. Egzersizler de sınırlı. Fakat burada kahkaha yogasını, mutluluk atölyelerini bununla birlikte öğrenmeyi verdik ki özellikle mutluluk anında öğrenmek çok daha kolay oluyordu. Yani evet sabah kahkahayla uyandık. Bir arkadaşımız da ayrıca egzersizlerle uzak doğuya dair onlarla çalıştırdı. Sonra eğitimlere girdiğimiz o mutlulukla eğitimdeki bilgileri çok rahat, çok kolay aldı insanlar. Şimdi o mutluluğu insanların yüzünde görmek çok mutlu etti. Ben şeyi hatta kapanırken dedim ki yani verimlilik illa bir şey üretmek, kitap üretmek, makine üretmek değilmiş. Bana göre verimlilik insanın gözlerinin içinde o gülüşü de görmekmiş. Yani Öyle. verdiklerinizin karşıya nasıl geçtiğini görmek. Bu anlamda her şey bir bütün. Yani nefes dedik Tabii mesela. tabii. Kahkahanın içinde İçinde nefes nefes var, var. nefesin içinde kahkaha Kahkaha var. var. İşte her şey o kadar bütün Evet, ki biz evet. parça parça anlatıyoruz Evet, kendimizi ama evet. baktığınızda evren hepsini bütünlüyor. Seni güldüreyim. Çok uzun yıllar önce, 2000'li yılların başında Türkiye'ye ilk kahkaha yogasını getiren eğitmen arkadaşımız Deniz Keller. Sen tanıyorsun değil mi Çok Deniz'i? duydum adını. Deniz dedi ki size ben bir kahkaha yogası workshop'ı yapacağım. Yani Evet. sizin de katılacağınız. Eyvallah. Ben bir güzel jimnastik kıyafetlerimi giydim. Yoga yapacağız. Bir de baktım öyle değilmiş. Bu her yerde anlatıyorum bunu. Çok Çok iyi, onu gülüyoruz. Evet, bilmiyordum. kahkaha yok ama haklı değil miyim? Yogası. Sen çok haklısın. Evet, hiç bilmeyen için. Evet. Fakat sonra dedim ki, aa, durup durduk yerde güldürüyor bu kadın Evet. bizi. Kendisini sevgiyle Buradan anıyorum. da selam söyleriz. Evet, hocanı da sevgiyle Eyvallah, sevgili analım. hocama da. Çok güzel bir şey. Çok. Çok mesela kahkaha yogası deyince sanki yüz yogası gibi bir şey anlaşılıyor. Alakası yok. Yani bedeninizin tırnağınız ucundan saçınızın teline kadar hissettiğiniz bir eylem ve ondan sonraki zaten o bittikten sonra bütün gün o enerjinin dönüp dönüp herkese nasıl pozitif geçtiğini de görüyorsunuz. Harika. Aslında mutluluk anlatılmaz, yaşanır Çok diyoruz. doğru, Evet. çok doğru. İnsanların gerçekten bu pandemi döneminde bütün tutundukları şeyin kendileri tarafından bırakılmazsa evren tarafından bıraktırılacağını öğrendiklerini, deneyimlediklerini gördüm. Yani Sen ne çok diyorsun güzel buna? bir noktaya değindin. Ben onu böyle daha slogan haline getirdim. Dedim ki pandemi
hayat zaten öyleydi de pandemi kelimesiyle konuştuğumuzda daha çarpıcı hale geldi. Ben hep şunu bilirim. Bu hayatta neye direnirseniz onunla sınav olursunuz. Ve bu pandemide ben bir ilişki koçuyum. Yazar, eğitmen, profesyonel koç diye kısa yazdırıyorum ama. Evet efendim, bu arada ilişkiler okulu kitabımızı da buraya araya koyalım. Dolayısıyla burada eğer boşanmak üzereyseniz ve eşinizden hiç hoşnut değilseniz pandemide eşinizle yaşamak zorunda kaldınız. Ya da işte benim gibi sarılmaya çok meraklı olan birey sarılmaya hasret kalır. Neye çok düşkünseniz sınavınız hep orada olur. Bir ortak yönümüz de evlatlarımız. Tabii yani. Yolluyoruz onları. Evet. Sen yolladın. Yolladım darısı başına. Ama sanki evladımdan hiç ayrılamayacakmış gibiydim. Ya. Pandeminin birinci günü gönderdim ve hani şu an 1,5 yıl oldu. Evet. Ama onun hasretine dayanmayı ve o konuda tekamül etmeyi öğrendim. Ya. İşte pandemi gibi durumlar bize aslında bir şey söyler. Yani Celal, Cemal. Size Celal'i gösterir, Cemal'iniz çıksın diye. Ya da çok Cemal'sinizdir, arada Celal de gerekir diye. Öyle. Olay hep dualite sevgili Yelda. Dualiteyle biz tamamlanıyor muyuz? Tamamlanamıyoruz. Evet. O yüzden hayata böyle baktığınızda çok eğlenceli, çok keyifli. İşte bugün bu hafta mutluluk kampı vardı. Yani rahmet vardı ama ondan önce de zahmeti vardı o kampın hazırlanışının. Mutlaka, mutlaka. İşte bir taraftan o, bir taraf hayat dediğimiz iniş çıkışlar. Sırf çizgi olduğunda ölüm oluyor. Ne gereği var? Ben ineyim de çıkayım da bunlarla var olayım ama hep yaşadığımı hissediyorum. Öyle, öyle, öyle. Peki bu zor zamanlarda İnsanlara minik pratik önerilerin olabilir mi acaba? Nasıl kendilerini iyi hissetsinler? Şöyle, benim her ay açtığım bir ilişkiler okulu eğitimlerim olacak. Şimdi ikincisi geliyor. Orada da katılanlar benim o hareketime çok gülerler. Bir sıkıntı geldiğinde, bir sıkıntı duyduklarında ya da geliyor gibi olduğunda başlasınlar göbek atmaya. Ve şunu söylesinler, mizahla karşılasınlar. Oh, yeni bir şey geliyor, yeni bir farkındalık yaşayacağım. Bu bana ne öğretecek diye. Böyle göbek ata ata, yani omuzlara vura vura. Oh oh, şimdi benim bu 1-2 gün içinde bunu çalışmam gerekecek. Erkekler değil mi? Ya erkeklerde de kadınlarda da, erkek kadın konusunda da öyle. Çünkü karşı tarafa yüklediğiniz her sıfat sizin kendinizde ortaya çıkartamadığınız taraftır. Özellikle beni tersten oku budur. Yani beni gel tersten oku gel daha. Ya bırak görüntümden beni okumayı. Çünkü biliyorum sen de kendini daha ortaya çıkartamadın. Hangi görüntünle benim görüntümü okuyorsun? Ben senin tersini okuduğumda başka bir yerde, başka benlikler var, başka kimlikler var sen sandın. E gel şimdi benim görüntümden sen ne çabuk anladın. Birbirimize başka açıdan bakalım. Yargıladığımız kadar aynı zamanda yargılıyoruz, kendimizi de yargılıyoruz i̇şte aslında. Yargılayıp da onunla yüzleşemediğiniz tarafı karşı tarafta ki kişi de yargılayarak kendimizi tatmin ediyoruz. Sanki o bizde yokmuş gibi. Oysa arkadaşıma laf söyledim. Bu benim hangi tarafımdı? Ben bunu düzelteyim de gidip o arkadaşa teşekkür edeyim ya. Bendeki beni çıkardın. Yani sana hatta bir hediye falan alayım yani. Şimdi hayata böyle baktığınızda ne terk edilmişsinizdir, ne sevgisizdir hayatınız, ne kıskançsınızdır. Hayata nereden baktığınızın bakış açısını değiştirmeniz gerekiyor. Her sıkıntı aslında bizi bize gösteren aynamdı. O yüzden demin masada bir ayna gördüm. Kendime baktım, dedim ki beni bana gösteren aynamdı, almışlar dedim. İşte o ayna karşımızda. Evet, çok doğru söylüyorsun. Biraz kitapları tanıtalım, içindekilerden bahsedelim ve bir sonraki programımızda da biraz içeriklerden. Evet. Şimdi ilişkiler okulu karşı cins ilişkileri üzerinden kendimizi tanıma yolculuğu. Piyasada mevcut mu? Her yerde var. Zaten önümüzdeki hafta 2 Ekim'de de İzmir, İstanbul
Kartal'da imza gününe gidiyoruz. Hı, orada süper. Da edebiyat günleri başlıyor. Mutluluk bilgeliği her zaman senin programlarında söylüyorum. Dikili'de 14 köy çocuğu, ortaokul köy çocuğuyla, Bademli köy çocuklarıyla yazdık ama büyükler için. Hayatı istediğiniz gibi oldurtmak için böyle bir beyin araştırması ile ilgili kaynak bulduğum bir kitabın hayatıma uygulanışıydı. Ve çocuklardan biri şu anda edebiyat bölümünü kazandı. Uçuyor Hacettepe'yi. Harika. Evet evet. Efsaneye de buradan çok teşekkürler ediyorum ve bütün çocuklara. Üçüncü kitap da daha sadeleşen bir kitap bu. Beş tane ipek kozasıyla onların doğasından bir karakteri değiştirme becerisi. Sonunda hepimiz kelebek olacağız. Ama bakalım nasıl oluyoruz gibi. Dördüncü kitap için henüz planım var. Abimi yeni kaybettim. Nur içinde yatsın. Evet, nur içinde uyusun. Ama herhalde farklı bir şekilde olacak. Onun kitabı var. Aha. Onu düzenlememiz lazım. Bundan sonraki şeyde programda ben özellikle hani seninle konuştuğumuzda evet. ilişkilere dair kısa kısa işte kıskançlık nedir, surat asma nedir, neden bencil davranış, kapris nedir, ilişkilerdeki çatışma nereden İnat. Çıkar, kadının ve erkeğin sistemi nasıl çalışır, küsmek nedir? Bir de inat. İnat, hepsi bu. Evet. Ama çocukluktan gelen hep yaşam pozisyonlarımızdan geliyor. Hı-hı. Onların diplerine biraz inip her açıdan, bir de regresyon uzmanıyım. Hı-hı. O açıdan da ben biraz bakmaya çalışıyorum ilişkilere. Ama dolu dolu sohbetler olacağından eminim. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bu arada televizyonumuzda senin de farklı bir programın olacak İnşallah. Gibi. Değil mi? İnşallah. Evet, evet. Biraz ya, okuma yazma, değil mi? Evet. Kitap üstüne. Edebiyat programımız yok. Bir edebiyat programımız olsun. Güzel olacak inşallah. Güzel olacak. Son olarak da programımızı kapamadan önce bir göbek atmaktan bahsettik. Bir tane daha bir yöntem, minicik bir yöntem ne olabilir bunun dışında iyi hissettiren? Oo, çok güzel. Bir kere nacizane ben biraz an cambazıyım. Hı-hı. Yani anın içinde kalabiliyorum. Meditasyonlarla ve çeşitli yöntemlerle. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bir şeye rağmen, sizi aşağı çekene rağmen, zihninizin işte sakın yürüme, yürüyüş yapma gibi küçücük bir şey dediği zaman bile sana rağmen ben bunu yapacağım. Beni aşağı çekmene rağmen ben bu istediğimi yapacağım diye kararlı olmak ve anın içinde kalmak. Peki neden an? Mantığını bilin, ona göre yapın. Çünkü zihin geçmişte ve gelecekte yaşar. Zihin geçmişte olacakları olanları sanki gelecekte yeniden olacakmış gibi hissettirir. Ama zihnin mağaraya giremediği, yaşayamadığı tek yer andır. An, şimdi ve bu an. İşte o anda yapmak isteklerinizi planlayıp o zihne rağmen beni aşağı çekiyorsun ama ben bunu yemeyeceğim, ben bunu kabul etmeyeceğim deyip tamamen anda durabildiğiniz an sizin yaratıcıyla ve kendinizle baş başa olduğunuz andır. Bunu peki nelerle? Efendim bir sürü yöntemleri var. Meditasyonla oluyor. Kimi dua ediyor. Kimi zikir çekiyor duyduğum kadarıyla. Fakat bir sürü yöntemi var. Anda kalmak için bir sürü internette, YouTube'da meditasyon, nefes eğitimleri var. Hı hı. Bir sürü eğitimler var, hı-hı. yogalar var. Ya beden ya zihinsel. Hı-hı. Ben transantan meditasyon hı-hı. yapıyorum örneğin. Bir sabah akşam yaptığım için 24 saatimi garantiliyor. Harika. Hep anın içindeyim ve anın içinde dans ediyorum. Kitaplarımı da anın içinde yazıyorum. Hı-hı. O yüzden şeyim şu, püf noktam. Size ne iyi geliyorsa hı-hı. onu bulmakla görevlisiniz. Böyle 5 dakikada bulunmuyor. Örneğin ne yapıyorum? Resim yapıyorum. Kalkıyorum şu ara kutu boyuyorum. Aha. Arkadaşlarıma doğum günü hediyesi olarak ahşap boyuyorum. İçine kendi süslerimi koyuyorum. Almışım. Müthiş. Ve kalkıp çok yani 1000 liraya alacağınız bir şey belki çok bir ağır bir kıyafet olabilir arkadaşınız ama el emeği yaptığım şeyi eskiden kitaplarımı verirdim. Şimdi kutu kişiye özel kutu boyuyor. Müthiş. Onun adını yazıyorum. Müthiş. Bir şeyler yapıyorum. Hani seninki de ayrı zaten. Oo, yapacağım onu. Çünkü harika. Yeni geldim tatilden. Peki. Yetiştiremedim. Kabul ediyorum. Eyvallah.
size ne iyi geliyorsa lütfen onun peşinden gidin ve onu hiç bırakmayın. Harikasın. Çok evet. teşekkür ederim Bilgeciğim. Çok teşekkür ederim. Programıma katıldığın için. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. İnşallah. Kendinize dikkat edin lütfen. Teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz, Bir İzmir'e Dair TV'de Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner'le ve konuğuyla birlikte oldunuz. İyi hissedin, iyi kalın, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.